Şimdi burada sözleşme var. Burada imza atılacak yer var. Buna imza atabilirsin, atmayabilirsin. Bu maddelerden biri de şu: gelirinin %2,5'unu imkanı olmayan birine eksi vermeni istiyoruz. Bunu gönüllülükle kabul edip buna imza atabilirsin. Sen de şahsi olarak buna imza atıyorsun. Şimdi başka bir adam da çıkıp "Hayır kardeşim, kendi paranın %2,5'unu başkasına veremezsin." diyebilir mi? Nokta var, şurada var, %2,5. Diyebilir mi? Böyle bir durum var mı? Burada şimdi vergiyle ayrılan kısımlarına geçelim. Vergi dediğin şeyde şu yok yani. Şöyle bir sözleşme gibi bir durum yok. Benden alınıyor. Hatta benim verebilecek durumum olmasa bile, zaten bak önemli mevzuları söylüyor. Yani verebilecek durumun olmasa bile vergi sana yazıyor. Benim şu an mesela vergi borcum var. Ben şu an vergi borcumu versem yaşayamam. Benim öyle bir vergi borcum var ki benim şeyimden fazla. Böyle bir saçmalık olur mu? Buna rağmen sana vergi borcu yazılır. Böyle bir durum yok. İmzalayarak kendi isteğinde %2,5 gibi bir oranı vesaire vermiyorsun. Vergide ayrıca ne var? Vergi merkezi devlet yapılarını kurar. Nedir bu? Zulüm yazıyoruz buna. Zulüm odağı dediğimiz merkezi devlet yapılarını kuracak olan şey vatandaşlarda zorla alınan vergi. Niye zulüm diyoruz buna? Çünkü burada verginin bir havuzda kesin olarak toplanması ve bu odağın zevkine göre harcanması ve tamamen bu odağın kendi içerisinde alacağı kararlar ve kendi institütleri, kendi kurumları tarafından meşrulaştırdığı kararlar üzerinden bu vergi oranını artırmak, hatta bu belli bir noktadan sonra bildiğiniz üzere merkez bankaları kurarak artık %70 vergi aldık olmuyor, direkt paraya hakim olalım diyerek bir noktaya gelip yani bu kadar şey bir hale almıştır. Bu bahsettiğimiz sıkıntıyı, yani vergi dediğimiz şeyin asıl sıkıntısını gözden kaçırılıyor burada. Oluşturan şey burada. Bu zekattan çıkamaz. Böyle bir şey yok. %2,5 ve yani bunu imkanı olan birine veriyorsun. Merkezi bir yere vermek durumunda da değilsin. Merkezi bir yere verdiğinde de o da devlet gibi bunu kullanmıyor. Bu parayı böyle kullanmıyor. Böyle bir mevzusu yok. Yani şeriatta Spor Bakanlığı yok. Zekatla Spor Bakanlığı'nı ayakta tutmuyoruz. Öyle bir şey yok yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi şu ve burada nedir? Bir insan mesela çıkar der, kardeşim siz gelirinizin %2,5'ini vermek zorundasınız. Ben derim ki sen kimsin? Böyle bir şey yok. Burada sonuna kadar haklısınız. Ne münasebet. Yani burada tabii ki de bir libertarian mantığa uymaz. Niye? Çünkü sen çıkıp da benim mülkiyetim hakkında şey yapıyorsun. Sen insanların böyle bir eksikliği olduğunu, insanların gelirinin belli bir gelirin üstünde alanların %2,5'unu imkanı olmayanlara vermesi gerektiğine dair bir üstünlüğe sahip değilsin böyle bir lafta bulunabilecek. Ama bunu söyleyen Allah olduğunda iş değişiyor. Niye? Çünkü bu bir iman meselesi olmakla beraber Allah gayet tabii insanın yaratılışında ve kendi tabiatında böyle bir eksikliğin olduğu, sosyal dengenin sağlanması için bunun da gerektiğini veya bundan bizim anladığımız, anlamadığımız farklı yararların olduğunu toplumda bize söyleyebilir. Dolayısıyla zekat dediğimiz hususun vergiyle bir alakası olmamakla beraber hiçbir şekilde de efendim libertaryen zihniyette bu karşımdır falan mıdır? Hayır. Bu çok ayrı bir tartışma olur. Çok ayrı bir şey olur. Çünkü gönüllülük vardır. Esas olan gönüllülüktür. Anlatabiliyor muyum? Gönüllülük olduktan sonra bir Müslüman kendi parasını zaten veriyor. Allah'a inanmıyorsa zekat verme gibi bir durumu yok zaten. Zekat zaten Müslümana şey olan bir mevzu hocam. Sözleşmeyi anlattık ya. Sözleşme ne? Kelime-i şehadet getirmek, imanın şartları, Müslüman olmak, sözleşmeyi kabul etmek. Buranın içerisine giriyorsun.
Ve bunlardan da mesulsün, bu gönüllülükle olan bir süreç. Dolayısıyla zekatta verginin hiçbir alakası yok. Verginin ortaya çıkardığı zulüm odağı olan merkezi yapıları asla ortaya çıkartacak bir şey değildir.